sabahleyin maalesef hayata veda etti. Dolayısıyla acımız büyük Ali Ayhan için. Gerçekten hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin hakikaten üzüntüsü çok derin, çok acı. Ama bu arkadaşlarımız her zaman bizimle beraber yaşayacak. Ne dedim? Çünkü eserleri var, izleri var. Önemli olan bu, iz bırakabilmek ve o bıraktıklarıyla her zaman onları anmak. Bizim görevimiz bu, onları yaşatmak, devamlı yaşatmak. Yüzlerce hastayı ölümün pençesinden almış, kanserle mücadelelerinde büyük başarılara imza atmıştı. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı bilim insanlarından biriydi. Ortaya koyup sizleri bilgilendirme günü olarak... Türkiye ve Başkent Üniversitesi bir değerini daha kaybetti. Bir süredir Başkent Üniversitesi'nde tedavi gören dünyanın önde gelen bilim insanlarından Profesör Doktor Ali Ayhan hayatını kaybetti. Hatta bizim bir sloganımız var. Önce aşı ol, sonra aşk ol. Başarıları, azmi ve çalışkanlığıyla tanıdı onu çalışma arkadaşları, hastaları ve öğrencileri. Hayat tarzınızı değiştirmekle kilo almıyorsunuz, endometriyum kanserinden kaçıyorsunuz. 84 yaşında veda etti herkese, geride bıraktığı derin üzüntüyle. Genel popülasyonda, sağlam popülasyonda... Başkent Üniversitesi acı haberi bir duyuruyla paylaştı. Mesajda tıp dünyasının köklü çınarlarından tüm yaşamını hastalarına adamış kıymetli hocamız Profesör Doktor Ali Ayhan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başkent Üniversitesi ailemize, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz denildi. Özellikle ovar kanseri görülme riski. Ayhan 2 Şubat 1940 tarihinde Anamur'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi orada tamamladı. 1961 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1967 yılında birincilikle bitirdi. 2006 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi ve Amerika ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde görev yaptı. 2007 yılından bu yana ise Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda hastalara şifa, öğrencilere ışık oldu. Rahim ağzı kanserleri nasıl gelişir? Dünyadaki durumu nedir? Ayhan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği, Hacettepe Kadın Doğum Kliniği Geliştirme Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyeliği yanında Türk Jinekoloji Onkoloji Derneği'nin kurucu üyesi ve halen başkanlık görevini yürütüyordu. Rahim ağzı kanserinden koruma oranı %70 civarında. Ayhan için ilk tören 11 Haziran Salı günü Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Ardından öğle namazına müteakip Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ayhan 12 Haziran Çarşamba günü memleketi Anamur'da toprağa verilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en önde gelen bilim insanlarından Profesör Doktor Ali Ayhan asla unutulmayacak. Binlerce hastaya şifa olan, yüzlercesini ölümün elinden alan Ayhan için bu sadece bir veda. İsmi Başkent Üniversitesi'nce her zaman yaşatılacak. Thank you.